Sevgili Çinliler, götürmeyeceksen götürme, götürmeyeceksen götürmeme bana. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Ve bitmek üzere. Sosyal hayatım biraz daha kısıtlı olmasından kaynaklı. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Burada hakkında hiçbir bilgim yoktu. Pazarların zaten Ege pazarlarıyla ünlü olduğunu. Tüm Aydın değil, tüm dünyayı ömrümün son nefesine kadar Çin'de yaşamak istiyorum. Evet, bugün 4 Hekim olarak size Çin ile ilgili kabaca bilgi sahibi olabileceğiniz, özellikle yeni atanan arkadaşlar için veya Çin'de yaşamayı düşünen veya çalışmayı düşünen arkadaşlar için yol gösterici olabileceğini düşündüğümüz bazı şeyler söyleyeceğiz. Biraz kendi aramızda sohbet edeceğiz. Bu arada Hilal 6 yıldır burada çalışıyor Çin'de. Ben 1 yıldır, İrem 1 yıldır, Çiğdem de yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz. Özellikle Çin'e gelmeden önce hepimizin burayla ilgili bazı ön yargıları ve görüşleri vardı tabii ki. Ama geldikten sonra acaba neler değişti? Mesela 6 yıl önce buraya gelmeden önce burayla ilgili ne düşünüyordun? Şimdi 6 yıl geçti ve 6 yıl boyunca burada çalıştın. Neler söylemek istersin? Senden birkaç şey alalım. Tamamdır. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bura hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ben Ankaralıyım. Biz Ankaralıların denize yakın olma gibi bir tutkusundan dolayı bu bölgeyi tercih ettim. Hani Aydın güzel bir il olduğunu düşündüm. Konumunun güzel olduğunu düşündüm. Açıkçası gelmeden önce bir fikrim yoktu. Geldim ben hani aranızdaki en tecrübeli 6 yıldır bir tıp fakültesi kadar okuma. Aynen. Bayağıdır yaşıyorum. Yani Çin'de de yaşadım mı? Çin'de de yaşamadım. Aydın'da yaşıyorum. Git gel yapıyorum. Ama Çin'e de baktığım zaman bizim için ne önemli? İnsanlar önemli. Bize yaklaşımları önemli. Çalışma ortamımız, çalıştığımız iş arkadaşları önemli. O yönden Çin'i çok ideal bir mecburi hizmet yeri olarak söyleyebilirim. Mesela şöyle bir şey var ama Çiğdem hariç hepimiz mecbur hizmetimizi bitirip buraya geldik. Evet. Aslında mecbur hizmet aslında sonrası için bile yani yaşamak için fena bir yer değil gibi düşünüyorum, evet. Ben ama o konuda ne düşünüyorsun? Mesela kesinlikle. İleride 6 yıl kalmayabilirdin burada. Başka bir ilçeye geçebilirdin. İmkanı da oldu mesela. Evet, evet. Neden geçmedin mesela? Şöyle ki benim geldiğim yer Amasya Taşova güzel bir yerdi. Hani ben böyle kötü bir mecburi hizmet anısıyla oradan kurtulayım, kendim atayım diye geldiğim bir yer değildi. O yüzden beklentilerim Amasya'dan güzel olması yönündeydi aslında. Çin'e geldiğimde de ben burayı sıfır nüfustan kurdum. Buradaki insanlarla hani aile düzeyinde neredeyse iletişimim gelişti. Hem çalışma arkadaşlarımla hem hastalarımla. Evet, o yüzden de ben burada herhangi bir bana karşı olumsuz bir şey görmedim. Rahat çalıştım. O yüzden de değiştirmeyi düşünmedim. Aslında birçok kişi hani merkeze geçmeyi düşünebilir. Çünkü Aydın Çin'e arası 37 kilometre. Hani her gün aslında aynen 80 kilometreye yakın git gel yapıyoruz. Ama bu beni şu ana kadar rahatsız etmedi. Süper. Peki İrem, sen ne demek istersin? Ya yoldan açılım. Ya şöyle, ben Malatya'da çalışıyordum. Zorunlu hizmet olarak Malatya'daydım. Bulunduğum ilçe merkeze çok uzaktı. Baktığın zaman buranın iki katı kilometre bazında düşünürsek eğer öyleydi ve iklim çok kötüydü. İklim çok kötü olduğum ben ilçede kalmak zorunda kaldım. İlçe güzeldi evet ama hani imkanlar açısından baktığımda Çin'e ile kıyasladığımda hani kıyaslayamıyorum bile diyebilirim. Çünkü Çin'in hem burada yaşamıyorum, evet Aydın'da yaşıyorum. Ama Çin'in genel olarak halkının sosyalliğine de baktığımızda, imkanlarına da baktığımızda gayet yaşanılabilir bir ilçe olduğunu düşünüyorum. Merkezden biz mesela hepimiz merkezden gidip geliyoruz. İllaki sosyal sebeplerimizden kaynaklı. Ama baktığın zaman yaklaşık olarak yarım saatte, yani bir büyük şehirde de zaten şehir içerisinde en az bir yarım saat trafikten dolayı kaybediyorsun ki en az yarım saat. Biz burada Aydın'ın diğer ilçelerine göre kıyasladığım zaman hatta Aydınlı değilim evet ama yani az çok etrafımızdaki çalışan insanlardan biliyoruz, kıyaslayabiliyoruz. Hiçbir yolda baktığında ışığın çok az olması, o yüzden de insanları zaten burada değil de atıyorum evet Aydın merkeze kalabilir mi yönlendirebiliyor açıkçası. Yol da çok güzel. Normal bir hızda yarım saat. Yarım saatte gidip gelebiliyorsun. Bir sıkıntı olmuyor. Bu da aslında insanın evet hani burada çalışmasına devam etmesini de teşvik edebiliyor. Mesela Hilal'in dediğim gibi 6 senedir hala çalışıyor olması gibi. Benim tercih sebebim Ege bölgesi olması. Aydın'ın konumu kesinlikle. İzmir ve Muğla arasında evet baktığında merkezi evet küçük bir yer ama hem büyük şehir ve her şeye aslında ulaşabiliyorsun küçük olmasına rağmen sosyalleşme bakımından da. Çin'in de ben bu konuda hani evet bir ilçe olabilir, merkez bir ilçe olmayabilir ama çok da geri kaldığını da düşünmüyorum. Dediğim gibi Muğla Aydın arasında yol üstünde bir yer olması özellikle buranın hala bir işlek ve canlı olmasını da sağlayabiliyor açıkçası. O yüzden ben bu konuda memnunum diyebilirim.
Biz üçümüz de Aydın merkezden git gel yapıyoruz. Bir de Çiğdem'e Muğla'dan git gel yapan ekip arkadaşımız olarak düşüncelerini dile getirmek isterse eğer. Burası benim ilk görev yerim. O yüzden hani beklentim çok çok daha düşüktü bir şark görevi olarak. Doğu tarafını beklerken birazcık piyangodan çıkmış gibi oldu aslında burası bana. O yüzden çok memnunum. Hani beklentilerimi çok karşıladı. Onun dışında evet Muğla'dan git gel yapıyorum. Çünkü hani evim oradaydı. Ve Aydın'da tekrardan bir ev tutmak istemediğim için böyle daha uygun gelmişti. Ve buradaki sosyal hayatım biraz daha kısıtlı olmasından kaynaklı. Ya o da çok rahat bence. Hani bir büyük şehire kıyasla hani trafiğe takılmıyorsun. Orada da yani sonuçta kimse evinin dibinde bir yerde yaşamıyor. Herkes illa trafiğe takılıyor. Bir saat sürüyor. Daha sinirli, daha aynen yolu güzel. Yani ben bir sıkıntı yaşamıyorum. Ve çok aslında hani genel hani hepimiz farklı Çin'in farklı kurumlarında çalışıyoruz açıkçası. Bir baktığımız zaman hani herkesin ya Aydın'dan ya da Muğla'dan her ikisinden de bence buraya yazan oluyor ya. Yani hani yani tercih ediliyor gerçekten. Tam ortasında olduğu için yani evet. Bence Çin'in dedim konumu itibariyle öyle çok büyük bir avantajı evet. Olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani, yani sadece Aydınlılar değil yani. Evet. Konumu olarak çok güzel. Biz neden hani burada yaşamayı tercih etmedik? Hepimiz Aydın'dan gidip geliyoruz. Ona da hani söylemek isterim. Burada çünkü hani hepimiz bir ilçeden geldik aslında buraya. Evet, aynen öyle. İlçelerin genel olarak hani sosyal yönden sıkıntılarını yaşadık. Ulaşım yönden sıkıntılarını yaşadık. Bir büyük şehir avantajı tabii ki olmuyor. Ya her istediğimize istediğimiz gibi kolayca erişemiyoruz ve Çin'e de gerçekten sosyal yönden çok geri kalmış bir ilçe diyebiliriz aslında. Mesela kafeleri az, spor evet. Salonları az. Evet. Ya evet. Çünkü evet. Nüfusu da geriatrik biraz çünkü. Hani yaşlı bir nüfus aslında. O yüzden de biraz o yönlerden gelişiminin geri kaldığını düşünüyorum. Tercih edilmemesinin nedeni de bu. Yani çalışma bakımından tercih edilip yaşama bakımından tercih edilmeme sebebi. Aynen evet. Hilal'in dediği gibi. Yaşanabilir, gayet güvenli bir yer. O açıdan güvenli. Aynen o açıdan güvenli. Yani daha doğrusu galiba böyle daha eski ve işte curcuna yerlerdeki evleri de var çarşı içerisinde. Evet, evet. Biraz daha dışarıda olup daha site gibi olan güvenli yerleri de var sanırım. Değil mi? Ya ben şey açısından da düşünüyorum. Hani mesela biz aslında hani kalma bakımından değil gündüz mesaimizi tamamla bakımından baktığımda bir öğle arası bir yere gidebilir miyiz diye. Evet. Aynen şöyle restoranları çok. Aydın Muğla arasında hani dediğim gibi işlek bir yer sonuçta tatil bölgesine gidiyorsun ki burası da bir tatil bölgesi. O yüzden restoran açısından çeşitliliklerinin çok olduğunu düşünüyorum. Yemek, kahvaltı türleri açısından. Hatta popüler yerleri var yani. Çine köftesi, çöp şiş. Aynen kesinlikle her restoranlarda bir çine köftesi ve çöp şiş görebiliyoruz. Baraj olduğu için baraj balığı yapılan yerleri var. Ben hani yedim. Çok ekstrem bir şey mi değil ama hani öyle özellikle var. Öyle yani bir şey de var. Çok çeşitlilik yok bence. Ama yani çok yer var ama çeşitlilik az diyebiliriz yani. Evet. Belli şeylere evet, meşhur. Ya genelde ilçelerde de böyle oluyor bence. Evet, yani evet. Küçük bir ilçe olduğun zaman oranın meşhur neyse sonuçta insanlara yol üstünde onu tanıtma ki bu evet. Bir ticaret sonuçta yani bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Kafe açısından sadece ben dezavantajını söyleyebilirim. Bence biz hani öğle arasında bir kafe bir hani kahve çok içme çeşit çok çeşit yok açıkçası. Yani, bu çeşitlendirilebilir belki. Falan da yok mesela bu hani salusta. Aynen. Aslında yol üstünde düşündüğümüz evet. Zaman hani dedim ki biraz daha yerel yerel diyebiliriz aynen. Yani hani ya, o da bence şundan kaynaklı. Buradaki içinde yaşayan insanların çok böyle dışarıda yeme veya hani bir aynen. Şey yapma kültürü yok. Evet. Çünkü nüfus yaşlı tabii. Bir nüfus. Yani ondan kaynaklı da ihtiyaç olmadığı için o yönden de gelişme olmamış. Yaşayan nüfus daha çok hayvancılık, tarım, evet, zeytin değil evet. Mi? O tarz şeyler yaşıyorlar. Güzel. Doğal evet. Yaşam aynen. O tarz şeyler için güzel kesinlikle olabilir aslında. Kesinlikle buraya gelen insanlar belki hiçbir yerde bulmadıkları kadar doğal ürün bulacaklar. Yani aynen şöyle çok özür dilerim. Pazarına gittiğimde gitme fırsatı evet, bulup mesela hani köylü Egeli değilim. Direkt. Hani ama baktığımda kere çalışkan olduklarını düşünüyorum ben. Çünkü belli bir yaşta hani dediğimiz gibi yaşlı nüfus var ve yaşlı nüfus pazarda hani geçimini sağlayabilmek için satış yapıyor. Çok çeşitli. Yani her şeyde yetişebiliyor diye düşünüyorum ya. Çok çeşitliliği var. Meyve sebze konusunda da aynı var, şekilde. Evet. Yani insanlar bu şekilde geçimlerini sağlıyor. Pazarların zaten Ege pazarlarıyla ünlü olduğunu hani özellikle Aydın'ın duymuştum yani ben zaten. Çin'e şey, de öyle. İrem mesela gidiyoruz tatil yerlerine. Bodrum'a gittim, Marmaris'e gittim.
köylü pazarı, organik pazar diye ne kadar fahiş fiyatlarda ürünler satılıyor. Burada pazarın normali organik pazar. Adam kendisinin hani şeyinden alıyor, doğru, bahçesinden alıyor. Aynen. Pazara gidiyor, direkt onu satıyor. Direkt hani organik ürüne ulaşma yönünden de çok avantajı var. Doğru. Aynen. Pazar yeri büyük. Evet. Görme fırsatım oldu hani benim dediğim gibi. Güzel yani, çeşitlilik de çok fazla. Fiyatlar açısından da kıyasladığımızda hani gayet, yani en azından diğer yerlere göre yine aynı şekilde çok pahalılık olduğunu düşünmüyorum ben de dediğim gibi. Normal fiyatlarda yani. Bu arada buranın hastanesinin de aslında çok da küçük olmadığını bir ilçeye göre söyleyebiliriz belki. Bizim daha önce belki mecbur hizmetle çalıştığımız ilçeler. Mesela benim çalıştığımda bir daire, bir pediatrist, bir aile hekimi uzmanı ve acili vardı. Burada Çin'in hastanesinde şu an, ki yeni hastane yapılıyor. Şu an yeni hastaneye geçmeden bile, oraya geçince yeni bölümler de açılabilir. Yani ürolojisinden ortopedisine, kardiyolojisinden göz hastalıklarına, KBB'den değil mi? Birçok branşa kadar hekimler var, psikiyatri var tabii, nöroloji, birçok branş var aslında. Yani bölgenin ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor diyebiliriz. Ama MR'ı yok, kalp damarı yok, plastik cerrahisi yok, dermatoloji yok. İlçe hastanelerini araştırdığımda, çünkü DHY'de biz atanıyoruz. Bütün ilçe hastanelerinde yani sadece ultrason vardı. BT olan ben hiç rastlamadım. Aynen, ilçe olup BT olan hani benim atandığım DHY'deki ilçe hastanelerinde hiç rastlamadım. O yüzden burada şaşırmıştım aslında olmasına. Bir de çok fazla pratisyen var ve nöbet... Birkaç hasta nöbet tutuyor. O yüzden hani bir doktora düşen hasta yükü, iş yükü de az oluyor. O da bayağı avantaj. Mesela buraya atanmayı düşünen benim gibi yeni başlayacak doktorlar için. Onu da belirtmek istedim. Diyebiliyorum ben de aynen. Bu arada bazı günlerde yoğun geçiyor tabii ki. Çok da aşırı rahat değilim. Ben söyledi daha çok yaşlandı. Evet, evet. Gün, perşembe günleri Çin'e için önemlidir. Pazarın olduğu gündür. Biz onun bilinciyle geliriz. Yoğun olacağız. Pazara yani gelenler hastaneye, ASM'ye de uğrarlar. Ya şöyle, şimdi hatta bunu bahsetmişken hani genel olarak iklim şartlarından da bahsedelim. Tabii çok sıcak bir yer. Çin'e biraz daha çukurda ve baraj olduğu için biraz da nem oluyor ve inanılmaz sıcak olduğu için yazın kimse burada kalmıyor. Yaylalara çıkıyorlar, yüksek yerlere çıkıyorlar. Yaylalıkları da aslında buranın dağınık bir yerleşimi olduğu için sanırım köyleri biraz daha yüksekte, yukarıda olan, evet, yerler aynen, yaylalık olarak değerlendiriyor diye biliyorum aslında. Aynen. Onlara çıktıkları için diğer günler pek hani hastaneye gelmek istemiyorlar. Hani biz hem gelelim, alışverişimizi yapalım, pazarımızı yapalım. Hem de işlerimizi halledelim. O yüzden belli günlerimiz tabii daha yoğunluklu oluyor. Kışı çok sert değil, değil mi? Çok aşırı soğuk. Değil, yok, biraz değil. Evet, yani şöyle söyleyeyim, klimayla bile idare edenler oluyor. Hani herhangi başka bir şeye gerek. Kömür yakmayıp doğalgaz. Evet, evet, evet. Klimayla bile. Muğla'ya göre nasıl? Muğla aslında güneyde ama daha... Yani. Evet ya, burası artık çukurda mı kalıyor? Neden? Ya da iki iklimin birleşimi olduğu için. Ya bir de ben sise de dikkat çekmek isterim yani. Ciddili bir sis sorunu var. Hani o yüzden sis lambalarınıza dikkat edin. Yani tabii kazaya sebebiyet de verdiği için söylüyorum. Yani öyle bir iki iklimin herhalde çarpışmasından dolayı biraz daha tabii Muğla'nın iklimi daha güzel geliyor bana. Aynen, daha güzel. Burası herhalde Aydın merkeze göre yine burası biraz daha sıcak oluyormuş. Öyle duydum. Ne zamanlar oluyor onu da söylüyoruz. Yani siz, şu aralar hiç yok. Yok, yok şu. Ama kış dönemi. Aynen. 2-3 ay. Yani bayağı da hani kötü bir sis oluyor. Çok kötü iniyor yani sis. Bayağı tehlikeli olabiliyor. Çin'in girişinde özellikle bizim fark ettiğimiz, genelde Muğla'dan başlıyor mu bilmiyorum tabii ki, ama Muğla'nın girişinde de var. Yani ama işte dediğim gibi yolun ya bir de işlek açıkçası. Hani şöyle çok git gel yapan olduğu için işlek bir yer. Hani de sanki merkezden uzak bir yerde olsa o sesin verdiği şeyden dolayı araçların da olmaması bir tık daha insana daha ürkütücü olabilir tabii. Ama çok araçlar git gel yaptığı için de o birkaç aylık dönemde sis olsa bile bence yine gidilebilir bir şey olabiliyor. Şimdi aslında İzmir'den, Aydın'dan veya Kuzey'den, işte İstanbul'dan güneye gitmek isteyenler buradan geçiyorlar. Aydın, Çin'e, Muğla diye geçiyor. Marmaris'e giderken de birçok yere giderken. Dolayısıyla burada bir otoban da yok. Dolayısıyla bütün o trafik Çin'den geçiyor. Çin'in içinden geçiyor ve o yüzden trafik kazaları da biraz fazla olabiliyor. Onu vurgulamak lazım belki. Sağ şerit kapanıyor. Hı hı.
Yani Aydın'a doğru giderken tabii park yeri sorunu da var bence. Çünkü Çine'nin içinde o çarşı tarafları çok dar. Daha çok insanlar motor kullandığı için oralara da girmiyorlar. Daha çok hani yol üzerine yerleşmiş bir ilçe gibi olduğu için. Hani park yol kenarlarına olduğundan şerit biraz kapanabiliyor. Hani birazcık Muğla Aydın arası giderken Çin'e geldiğimizde tabii trafik oluyor. Biraz daha bir sıkıntılı bir yol olabiliyor. Ama onun dışındaki Aydın Çin'e arası yol ya da Muğla Çin'e arası daha sakin oluyor bence. Tabii hani buraya gelip burada kalmak isteyenler de olabilir. Aydın'dan gel git yapmak istemeyenler olur. Bilir kiraları hani ev durumlarına da değinecek olursak. Şimdi Çin'e şu an Türkiye'nin en büyük cezaevi yapılıyor. Ve bitmek üzere. Yeni hastanesi yapılıyor. Ve buraya tabii ki çok sayıda dışarıdan insan gelecek. Bu olduğu için benim hani duyumlarıma göre kira fiyatları bundan dolayı artmaya başlamış. Arz talep meselesi. Çünkü bayağı bir yani düşünün ki Türkiye'nin en büyük cezaevi bayağı bir personel gelecek. Lojmanı ne kadar insan alabilir? Doğal olarak kiralık eve ihtiyaç var ve bu nedenle de kiralarda bir artış söz konusu, onu söyleyebilirim. Onun dışında hani burada kalınacak yer olarak Çiğdem onu bilir, ona söyleyeyim. Belediyenin bir sosyal tesisi var. Hani ben de zor durumlarda kaldığım olmuştu hava şartlarından dolayı. O sosyal tesis de gayet yeterli, güzel. Hani ben çünkü gelmeden önce sorduğum çok olmuştu. Öğretmen evi var mı? İşte polis evi var mı gibi. Öyle şeyler yok maalesef. Hani yapılması gerekiyor mu? Gerekiyor bence ama en azından öyle bir sosyal tesis mevcut. Bir de gezilecek yerlerden kısaca bahsedelim. Çünkü belki burada yaşamayacak ama buradan geçip gidecek insanlar olabilir. Geldiklerinde nereleri görebilirler? Bu park çok güzel mesela. Evet, burası neresi? Şu an Kuvayi Milliye Parkı'ndayız. Burası bir işletme değil mi? Gelip oturabiliyorsun, evet. Bu masalar. Akşamları da bildiğim kadarıyla Çin'i halkının da atıyorum özellikle yazın bu sıcak olduğu dönemlerde bu şekilde işte çayını, yiyeceklerini falan getirip işte masalarda oturup böyle bir temiz hava almak bir sosyal aktivite olarak değerlendirilebilecek yer. Bence çok önemli ya. Kesinlikle. Gerçekten. Hemen yanında Kuvayi Milliye Müzesi var. Aynen. Ücretsiz galiba ya. Ücretsiz diye biliyorum ben. Sürekli açık değil ama. Pazartesileri kapalı. Belli günlerde. Tüm müzeler galiba pazartesi kapalı oluyorsun. Aynen. Evet. Ya burası daha yerel bir müze gibi düşünebiliriz. Küçük, evet. Hani çok kurumsal düşünmemek lazım. O yüzden hani biraz kişiye bağlı sanırım. Çok beklenti yükseltmeyelim. Yerleri de Alabanda Antik Kenti var. Meşhur. Bir de İtalyan Köprüsü. Hala aktif olarak kullanılan. İtalyan Köprüsü'nün şeyi vardı, bir hikayesi vardı yani. Var diye sanırım. İtalyan işgalinde olduğu için burası galiba. Onlar böyle yapım şeylerine yani hastane açmışlar, köprü yapmışlar falan ama günümüzde hala kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Sanırım öyle bir şey ama başka bir şey de olabilir. Kullanılabiliyor diye biliyorum ben de. Hala aktif kullanılıyor. O şekilde biliyorum ama Alabanda. Alabanda Antik Kenti var. Aynen. Bir de Alabanda ismi birçok yerde kullanılıyor. Alabanda Eczanesi oluyor, Alabanda Oteli oluyor. İşte Alabanda Müzik Festivali oluyor. Hep bunu kullanıyorlar. İşte antik bir isim olduğu için. Evet. Mesela Karpuzlu tarafında da Alinda Antik Kenti var. Orada da hep eczaneler şunlar bunlar hep böyle Alinda ismini kullanabiliyorlar. Yani öyle, evet. Doğru. Biraz da güzel bir şey. Yerel bir güzellik katıyor. Arı Müzesi var. Ben de hiç gitmedim daha. Bu anayol üzerinde kenarda Aydın'dan işte Muğla'ya doğru giderken solda kalıyor Arı Müzesi. Sahip çıkmaları da güzel bir şey bence. Hani normalde bu tarz şeyleri hani müze ya da dediğinizde merkezde daha çok olur ya. Merkez daha çok hani bunu işte belediyenin orayı işte restore etmesi ya da kullanıma açılması bence bir ilçe olarak da bunun bu şekilde korunması ve devam güzel ettirilmesi şey. Bence güzel bir şey açıkçası. Bir şey daha geldi aklıma. Eski Çin'de yani bu Muğla'ya doğru giderken Çin'e geçtikten sonra solda Eski Çin'de köyü kalıyor. Kahverengi tabelayla Ahmet Gazi Camii var. Orası da kahverengi tabelalı görülmeye değer bir yermiş. Özelliği şu, minaresi olmayan bir cami. Evet. Küçük bir yer, yanından geçtim ben. Ama bir kez geçerken görülmeye değer olabilir. Yani sonuçta buraya sürekli bir git gel yapıyoruz. Bence de görülmesi gerekir diye düşünüyorum ben de. Ayrı bir çekim olarak bunları çekip ayrıca paylaşabiliriz. Lezzetler tarihi yerleri gezmek için güzel olabilir. Evet, gezi videosunu ve lezzet durakları videolarını ayrıca bekleyebiliriz. Şey diyebiliriz, genellikle yeşillik bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Benim özellikle doğu illerinde, yani Iğdır'da falan dağlar, tepeler hep çoraktır. Yani şehir işte çok yeşil değildir. Burada her taraf zeytinlik, değil mi? Turuncu ağaçlar, böyle ağaçlar. Güzel, ferah bir havası var. Ben gelince onu fark etmiştim. Evet, gerçekten. O açıdan fena değil diyebiliriz. Zaten
köylerde de aktif işte tarım da yapıyor. İşte ağaçlardan zeytincilik şu bu. Ha, organik ürünler de. Tabii tabii. Yeşili koruyabilmek de önemli. Evet. Onun da devam ediyor olması bence çok evet. Güzel bir şey. Mesela biz evlere damacana su sipariş veriyoruz ama genelde Çin'de yaşayanlar damacana suya pek para vermiyorlarmış. Çünkü işte dağdan gelen işte veya baraj suyu belki bilmiyoruz tam. Doğal kaynak suları burada çeşitli yerler, çeşmelerden bidonlara doldurularak evlere götürülebiliyormuş ücretsiz olarak. Dolayısıyla bu burada yaşayanlar için güzel bir imkan olabilir. Çoğu kişi de bundan memnun aslında. Bir de köylerinden bahsedebiliriz demiştik. Evet. Yakın köyleri var, uzak köyleri var demiştik. Bolca köyü, yani onu sen daha iyi bilirsin. Estağfurullah. Ama Bolca köyü var. Yani 2-3 dakikada gidilen köyü de var. Çok 1 saatte gidilen yani. Topçam gibi, aynen. Hacı Paşalar gibi şöyle, uzak köyleri de var. Köy yazılırken bir mesafesine bakılmasına fayda var bence. Çok uzak ve yolu, dağ yolu gibi olan köyleri 20 var. 20 saat, evet. Dakika falan net olarak süren köyleri var açıkçası. Ama herhalde genel merkezi Aydın Muğla yolu üzerindeki o dediğimiz evet. Uçukur alanda yerleşimi var. Ama dediğim gibi uzak köyleri gerçekten var. Yaylalık olarak değerlendirilebilecek evet. Hani rakımdan kaynaklı bir çıkıldığı için de. Hani o yüzden öyle köylerin evet. Olduğunu yani söylüyoruz özellikle yani memur. Evet. Atama oluyorsa direkt köye mesela ona bakılmasına fayda lazım. Var. Özellikle hani oraları araç kullanmadan gitmek çok mümkün olmaz. Aynen, evet. Aynen. Belki günde 1-2 sefer oluyor galiba minibüsler ama onlar da dolu mudur acaba? Evet. Okula giden öğrenciler var. Şehir içi minibüsünü ben hiç görmedim burada. Hmm. Hani yok bildiğim kadarıyla. Çin içerisinde köy minibüsleri var ama onların da belli saatler ve hani daha ağırlıklı olarak perşembe günleri daha çok oluyor sanırım. Hani çok araç olmadan gidilip gelinecek yerler değil. Onu söyleyebiliriz. Evet. Aydın-Çin'i arası otobüslerden de siz biliyorsunuz. Evet. Onlardan da bahsedeyim. Sarı yani otobüsler var değil mi? Evet. Sarı otobüsler. Yarım saatte bir düzenli olarak belediyenin Aydın-Çin'e içerisinde. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yani, Çin'den aracı, Aydın'a, Aydın'dan Çin'e. Aynen. Yarım saatte bir düzenli. Gayet de hızlı bu arada. Ben de aynı geliyorum. Ay, yarım saatte falan. Aynen. Çok... Ona kart basılıyormuş bu arada. Evet. Bir de kart basılmayan beyaz minibüs gibi şeyler varmış. Onlara para verilerek de yine git gel varmış. Onlar evet geçen güzel. Şey otogardan kalkıyorlar. Galiba olabilir. Onlar da yine neredeyse 20 saat 45 dakikada bir. Yakınlığının işte iyi olmasından da kaynaklı evet. Bence. Evet. Yani bu kadar aktif yarım saatte bir oluyor olması çok, da evet. Hani bir en azından tercih sebebi olarak bence olumlu bir evet. Diyebilirim yani. Tabii aracı olmayan ve hani toplu taşımayla evet. Gidecek bir insan için de bu önemli. Avantajlı bir şey. Aksit yani benim çok kişi nefesim var. Yarım saat mesafeye evet. Göre değerlendirildi. Evet. Durak yerleri de çok böyle sürekli durma kalkma gibi değil. Yani dedim ki ışık falan çok olmadığı için bir karayolun değerlendiriyorsun. Yani çok saat yarım saat 30-35 dakika içerisinde hani varabiliyorsun merkeze yani Aydın merkeze. Evet güzel bilgiler oldu. Çok teşekkürler. Çiğdem, İrem ve Hilal'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah faydalı olur evet. Gelmek evet. İsteyenler için. Evet. Önemli açıkçası. Tabii. Hani bilmeden bir yer özellikle memur arkadaşlar için de söylüyorum. Bilmeden yaşam koşullarını, şartlarını, işte artılarını, eksilerine bakaraktan bu tarz videoların ben faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah faydamız dokunur. Evet. İnşallah. Şu anda da böyle hekim arkadaşlarla çekim yapmak güzel oldu gerçekten. Size farklı açılardan, farklı kişilerin gözünden Çin'i biraz anlatmaya çalıştık. Umarız faydalı olur. Eğer hoşunuza gittiyse beğenebilir, yorum yapabilir ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşürüz, hoşçakalın. Çin'e de 2 yıldır çalışan biri olarak Çin'e genel düşünceleri neler? Nasıl bir yer yaşamaya değer bir yer mi? İsmim Onur. 2 yıldır Çin'e de çalışıyorum. Aydın'dan gidip geliyorum. Aslında Çin'de yaşamıyorum ben. Aydın'la Çin arası yarım saat, 40 dakikalık bir mesafe var. Çin'e yani normal yaşanabilecek de bir yer aslında ama ben Aydın'a yaşamayı tercih ettim. Git gel çok zor olmuyor çünkü yol kısa olduğu için. Çin'de sosyal imkanlar biraz zayıf tabii ki küçük bir ilçe olduğu için. Ama halkı iyi yani. 2 yıl önce Çin'e atanmadan önce Çin'e hakkında genelde olumsuz şeyler duyuyordum çevredeki insanlar tarafından. Ama buraya geldiğimde hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani 2 yıldır gündüzde çalıştım, gece vardiyasına çalıştım. Çalışma ortamındaki arkadaşlarım diye çalışma arkadaşlarım. Onun dışında halkla ilgili de herhangi bir problem yaşamadım. Özellikle köylere gittiğimiz zaman görevim gereği. Köylerdeki vatandaşlar aksine çok daha iyi, hoşgörülü, yardımsever ve hep bir şeyler ısmarlamaya çalışıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. O yüzden Çin'in o dışarıdan oluşan imajla bir alakası olduğunu düşünmüyorum açıkçası şu anda. Yani ben 2 yıldır karşılaşmadım bununla. Tabii atanmadan önce gelip görmenizi tavsiye ederim ama yaşamak için makul bir yer açıkçası. Geldiğiniz zaman Çin'e köftesini, çöp şişini ya da tarihi olarak Alabanda Antik Kenti'ni, onun gibi birkaç tane daha antik kentler, onları gezmenizi tavsiye ederim.
gece hayatı olarak hani bir eğlence düşünüyorsanız öyle bir şey Çin'de yok. Aydın'a gitmeniz gerekir yani o tarz şeyler için. Onun dışında yaşanabilecek bir yer. Atanmadan önce tabii ki önce gelip bir görmenizi tavsiye ederim. Herkese selamlar. Çin'i biraz tanıyacağız. Aydın Çin'i içinde yaşayan, çocukluğundan beri burada olan ve hala Çin'de yaşamakta olan Adnan'dan dinleyeceğiz. Bakalım Adnan bize neler söyleyecek? Biraz kendini tanıtabilir misin Adnan? Merhaba, iyi günler. Adım Adnan, soyadım Berme. 25 yaşındayım. Doğma büyüme Çineliyim. Sen şimdi küçüklüğünden beri Çin'in birçok zamanını da gördün. Kendin de Çin'de büyüdüğün için burada yetiştin diyebiliriz. Bize Çin'e ile ilgili genel bilgiler verebilir misin biraz? Tabii verebilirim. Aydın ile Muğla istikameti üzerinde olan bir yerleşim yeridir Çin'e. Aydın ile Çin arası 39 kilometre, Muğla ile Çin arası 70 kilometredir. Süper. Yani İstanbul'dan, başka yerlerden gelen tatilciler sahil yolundan giderken Aydın, Çin'e, Muğla diye o taraflara gidiyorlar genellikle. Evet, kesinlikle buradan geçiyorlar. Başka geçiş yolu yok. Sadece hava yolu. O yüzden de buralarda belki çok fazla mola yerinin, yiyecek yerlerinin olmasının bir sebebi de bu herhalde. Evet, tabii ki. Ayrıca Çin'e köftesiyle meşhur olduğu için İstanbul olsun, Ankara olsun, tüm Türkiye geneli bu Çin'e köftesini bilir. İsmi meşhur hakikaten Çin'e köftesinin. Bir de çöp şiş mi var? Evet, çöp şiş var ama ekstrası en iyisi Çin'e köftesidir her zaman. Bu konuda evet, Çin'e köftesinin fanatikleri var. Ben mesela çöp şişe daha çok ilgi duydum. Çin'e köftesi güzeldi ama çöp şiş daha ön plana çıktı benim için. Kişiden kişiye değişiyor tabii ki. Çin'e ile ilgili bilgiler vermeye devam edersek, Çin'e de başka neler var? Çin'imizde gezilecek olan yerler, Şarlan Tabiat Parkı, Asar Mevki Alanı, barajlarımız var. Kavşit Barajı, Topmak Barajı, Geyik Barajı, Seyir Tepesi, Adnan Menderes Barajı. Çok güzel. Bunlar biraz da Çin'de yaşayanların bildiği yerler değil mi? Havalar sıcakken belki o barajlara daha çok gidiyorsunuz galiba. Evet, Çin'imizde deniz olmadığı için biz yaz günleri Kavşit Baraj tarafını tercih ederiz her zaman. Süper. Daha çok da böyle turistik kişilerin hani gezmek için daha böyle tarihi yerleri gezmek için nereleri gelebiliyorlar? Nereleri hatırlıyorsun mesela? Mesela Kuai Milli, gazilerimiz olsun, şehitlerimizin müzesi, Kuai Milli Parkı. Çin'in tam içinde var bu müze değil mi? Evet, Şevketi Mahallesi'nde. Ayrıca Asar Mevki Alanımız var, şelalemiz var oralarda. Şelale neresi ya? Asar'ın içinde. Sadece Çinliler bilir. Aynen, ben bilmiyorum mesela. Bir de antik kent var. Evet, Alabanda, Labranda. Alabanda Doğanyurt tarafında, Labranda Tarkuzu tarafındadır her zaman. Hatta Alabanda'ya galiba müze kartı olmadan da ücretsiz girilebiliyor galiba. Evet, devletimiz, Aydın Büyükşehir Belediye'miz, Karpuzlu Belediye'miz sağ olsunlar o konuda turistler olsun, gençler olsun herkes için o imkanı sundu. Peki başka ne özellikler var? Mesela Topçam olsun, Mazran Yaylası'ndan akarsularımız vardır. Ayrıca elektrik için pervanelerimiz vardır. Mazran eteklerinin, Mazran Baba'da. Şöyle yani... şu tarafımızda şu an olan bu büyük dağlar Madran Dağları oluyor değil mi? Evet. Çin'in dibinde olan, evet. Çin'e de olan dağlar. Ve Topçam'da biraz daha yukarıda zaten Topçam Köyü de var. Orada su kaynağı var anladığım kadarıyla değil mi? Yani bu şişeleniyor ve tüm Aydın'a belki de hani birçok yere dağıtılıyor temiz bir su. Tüm Aydın değil, tüm dünyayı o derece diyor. Çünkü Topçam suyunu içen bir daha da vazgeçemez. Fanatikleri varmış gerçekten. Sen hatta askere mi götürmüştün Topçam suyu? Öyle bir şey. 2019 yılında askerlik yaparken başka bir su içemediğim için babam yemin törenime gelirken 2 koli su getirdim. Topçam suyu. Bu kadar fanatik sucu da ilk defa görüyorum. mesela Çin'i hiç bilmeyen birisi. Bir memur belki ya da Çin'e yerleşmeyi düşünen birisi. Çin'de rahat yaşayabilir mi? Çin'de hangi mahalleler var? Bunlar ne kadar büyük yerler? Binaları nasıl? Yaşaması nasıl? Çarşısı nasıl? Biraz bunlardan bize bahsedebilir misin? Memur olsun veyahut da normal bir şahıs Çin'e atan zaman veyahut da Çin'e taşındığı zaman çok şükür Çin'de yaşayabilir. Marketler olsun, esnaf olsun, herkes çok anlayışlıdır. Örnek veriyorum, cebinizde para olmasın, abi cebimde param yok deseler bile çok şükür esnafımız veyahut da komşularımız elinden geldiğince destek olur her zaman Çin'de. O konuda Çin çok iyi bir yer. Evlerimiz desem genellikle Çin'de bundan 10 yıl öncesine kadar her yer tarlaydı, takkaydı. Şimdi artık konutlar yapılmaya başladı. Çünkü neden? Tüm Türkiye genelinde konutlar dönmeye başladı. Yani eski binalar da var, böyle tek katlı olan daha küçük eskiden beri kalmış evler de var. Yepyeni apartman binaları da var gördüğün kadarıyla değil mi?
Evet, müteahhitler artık şu şekilde söyleyeyim. Artık insanlar eski evlerini olsun, baba mirası, anne miraslarını artık apartman tarzını çevirmeye çalışıyor. Apartman tarzında ev istiyorlar. Çok güzel. Bir de Çin'e merkezin birkaç böyle mahallesi var meşhur galiba, değil mi? Mesela Cumhuriyet, Hamidabad, başka neler var? Cumhuriyet, Hamidabad, Şevketiye, Yeni Mahalle, Sarıoğlu, Soğancılar, Şehler, Evciler, Sarıoğlu, Yeni Mahalle, Soğancılar, Şevketiye, Şehler. Bunların hepsinin farklı farklı yerleri de var kendi içlerinde. Daha böyle modern olup veya daha eski yerleri de var. Kimilerinde kahvehaneler, kimilerinde yemek yerleri falan çeşitli şeyler var galiba. Genellikle Şevketiye, Hamidabad yerlerinde yemek yerleri var. Kretanemiz olsun, tüm mahallelerimizde, köylerimizde çok şükür vardır. Sabah açılıp akşam kapanmaktadır. Fiyat olarak da uygundur. Büyük şehirlerde fiyatlarla hiçbir zaman aynı olmadı. Kahvecilerimiz olsun anlayışlıdır her zaman. Çarşı var mı? Evet, çarşımız var. Birçok şey bulunuyor galiba. Birçok şey bulunuyor ama sadece Çin'e AVM tarzı, gençlerin gezebilecek olduğu yerler o şekilde onlar eksik sadece. Doğru. Çin'de AVM yok gerçekten. Çin'de peki sosyal tesisler, düğün salonları? Evet, sosyal tesisler. Yeni Mahalle'de sosyal tesisler düğün salonumuz var. Şehirlerde şehirler düğün salonu, Çamoğlu, Çamlı o şekilde düğün salonlarımız mevcuttur. Sen şimdi Aydın merkezden çok Aydın Çin'i daha çok seviyorsun galiba, değil mi? Neden bu? Çin'in neyini seviyorsun? Bunca yıl Çin'de yaşarken hangi özelliklerini daha çok sevdin? Neler seni çekti diyebiliriz ve bundan sonra Çin'de yaşamayı düşünüyorsun galiba, değil mi? Ömrümün son nefesine kadar ailem, çoluğum, çocuğum hepsiyle Çin'de yaşamak istiyorum. Fanatik bir Çin'eli. Kesinlikle. Çin'den çıktığım zaman direkt nefesim kesilir tarzında oksijenin bitiyor olarak hissediyorum. Çünkü ben bildiğiniz Çin'e taraftarım. Evet, Aydın merkeze göre bile Çin'i tercih ediyorsun. İsterse Ankara olsun. Yine benim yerim Çin'e. Sen bir de Muğla Ortaca'yı da tecrübe ettin daha önce. Orada da yaşadın ama tekrar Çin'e geri döndün. Evet, Muğla Ortaca benim için iyi bir yer değil. Çin'e geldiğim zaman buradaki hava, tezek kokusu, inek kokusu bile olsa beni Çin'e bağlayan şeyler. Evet. Arkadaşlık olsun, aile olsun, çevrem olsun, iş yerim olsun komple beni Çin'e bağlıyor. Bu arada Çin'in yakın ilçelerini de tekrar sayalım. Şimdi Aydın'dan haritada böyle yukarıdan aşağı kuzeyden güneye doğru gittiğimizde Çin'e geliyoruz. Ama Çin'e yakın Karpuzlu ilçesi var. Eskiden Çin'e bağlıymış zaten, değil mi? Evet, bundan 5 yıl öncesine kadar bir Çin'e bağlıydı. Çin'e Muğla yakın, Yatağan olsun, Aydın olsun. Hatta dağların arkasından geçip Yeni Pazar'a falan bile bağlanıyor. Bozdoğan'a falan da bağlanıyor. Evet, Yeni Pazar, Bozdoğan, ondan sonra neresi var? Oralara komşu diyebiliriz. Evet, oraları komşu. Peki Çin'in nüfusu ne kadardır Adnan? En son verilere göre 49.500'dü ama bunun içinde taşınanlar oldu, yerleşenler oldu. Vefat edenler, yeni doğanlar, bir sürü kişiler vardı. Evet. Sen bayağı Çin'i seven biri olarak Çin'in sevmediğinde birkaç özelliği var galiba. Neleri sevmiyorsun Çin'de? Mesela Çin'de yollar kötü, mahalle arası olsun. Mesela biz araç kullandığımız zaman o mahalleler yüzünden araçlarımız perişan hale geliyor. Arabalarımızın her yanından ses gelmeye başlıyor. Ve iş imkanı var ama Allah'a şükür gençlere yönelik iş yerleri yok. Gezilecek bir yer yok AVM tarzlarında. O şekilde. Bu tabii ana yol gayet güzel. Hani Muğla, işte Aydın yolu gayet güzel. Ama ara yollara girince gerçekten, çarşı da bir nebze güzel ama daha ara yollara girince çok tırtıklı, hatta bozulan yollar hemen yapılmaya da biliyor galiba, değil mi? Ben de denk geldim biraz. Evet, Çin'e içinde kamyonlar olsun, büyük araçlar olsun, o yollar tekrardan sıcaktan ve büyük araçlar tarafından bozuluyor. Bir de ara yollar biraz şey galiba, değil mi? Asfalt değil de Arnavut kaldırım da değil, ne deniyor ona, böyle parke taşı. Parke taşı. Parke taşı. Evet. Veyahut da eski çakıl taşlar. Genelde o şekilde yollar, evet. Çin'in köyleri var bir de. Çin'in köylerinden biraz bahsetmek ister misin? Tabii Kavşit Köyümüz olsun, Topçam Köyü, Hacıpaşalar Köyü, İbrahim Kavağı, Çatak. Bunlar hep uzak yerlerdi ilk saydıklarım, değil mi? İbrahim Kavağı, Topçam bayağı uzak, Hacıpaşalar. Yok. Biraz uzak. Bir yarım saatlik mesafe. Ama dağa çıkıyoruz tabii, biraz şey. Tabii. Yani. Eğer hızlı şoförseniz 10 dakikada çıkarsınız o yola. Eski Çin'e? Eski Çin'e, Akçova, Doğanyurt, Esentepe, Kuruköy, Umurköy, Yamız Dağlı. Aslında birçok köy var, daha çok da var aslında, evet. Say bitmez. Peki insanlar neyle geçiniyorlar genelde buralarda? Ya maden ya da çiftçilik, tarım üzerinden geçiniliyor. Çiftçilik, tarım deyince zeytin bu coğrafyada çok fazla, değil mi? Zeytin olsun, hayvancılık olsun, o şekilde. Maden içinde ben şöyle bir şey hatırlıyorum köylere giderken falan. Böyle kazılmış, böyle ağaçlarla dolu olması gereken ama tıraşlanmış kamyonların böyle çıktığı yamaçlar falan hatırlıyorum. Oralar hep maden galiba. Evet, maden. Oradaki maden tespit edildiği zaman orası dağ olsun, direkt çıplak hale getirilir. Kamyonlar olsun, normal araçlar olsun, yol hizası çekilir. Oradan maden
toplanmaya başlanır. Yani aslında çalışan insanlar için bir iş imkanı ama bir yandan da hava kirleniyor. İşte doğa biraz değil mi kötü? Ağaçlar kesiliyor, doğa kötü oluyor. Evet, doğa kötü oluyor. Çalışanlar için de maskelerini taktıkları zaman %50-50 oynuyor. Hayat şey olsun, yaşam şey olsun %50-50 oluyor. Toz kapmaması önemli. Evet. Madende ne çıkıyor peki? Ne madeni biliyor musun? Ben bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bunu araştıracağız. Ben de şöyle birkaç şey söyleyeyim. Ben Çin'e de yaklaşık artık bir yıl oluyor benim de neredeyse. Çin'den daha önce sadece bir kez geçmiştim içinden, hiç durmamıştım de neredeyse. Yani Çin'e insanlar gerçekten hep bir yol üstü durulacak mola yeri gibi düşünüyor aslında. Ama Çin'e de bir yaşam da var ve burada birçok farklı farklı imkanlar, farklı farklı bir yaşam tarzları da var. Ben açıkçası Çin'e de olduğumdan dolayı mutluyum. Yani Çin'i tanımış olmak da güzel. Belki senin kadar hayatım sonuna kadar burada olmayabilirim. Belli olmaz. Belki de olurum yani işte belli olmaz. Ama yani Çin'e de yeme içme yerleri olarak, işte oturacağın, nefes alacağın yerler olarak gerçekten farklı seçenekler var. Yok değil. Ama tabii ki bir mesela Aydın Merkez gibi benim için mesela Aydın Merkez tabii çok daha büyük, çok daha fazla imkanları olan bir yer. Ama işte her yer kendi içerisinde, işte herkesin kendi tercihlerine göre. Ya sen Aikido'ya gitmiyorsun ama ben Aikido'ya gidiyorum. Aikido benim için çok önemli. O yüzden Aydın Merkez'de olmak benim için önemli mesela. Benim için araba sürmek. Ya mesela değil mi? Senin için tanıdığın yerler, bu doğal güzellikler. Aydın Merkez o kadar değil. Daha büyük bir şehir tabii. Bu hemen mesela iki adımda baraja gidemiyorsun mesela orada. O tarz farklı şeyler var. Ama gerçekten şey benim çok hoşuma gidiyor. Bir kere çok yeşillik bir yer. Yani okumda. Değil mi? Birçok şehre göre. 10 yıl öncesine kadar daha yeşillikli. Öyle mi? Evet. Apartmanlar olsun, daireler olsun, yeşillikler tükenmeye başladı. Türkiye genelinde her yerde aynı artık. Evet, yani benim şu da çok hoşuma gidiyor. Ege bölgesinin güzel yanlarından biri tabii zeytinlerin olması. Sokak aralarında bile zeytin ağaçları var. Şimdi birçok yerde yaşadım işte İzmir, Edirne, İzmir'de de var gerçi ama işte İstanbul, Edirne, Iğdır, Bolu gibi yerlerde yaşadım ben. Oralarda hiçbir zeytin falan tabii yetişmez. Bunun iklimsel bir şeyi var, özelliği var. Şimdi zeytini görmek insanda bir güzel duygular uyandırıyor. Biraz daha sıcak iklimi tabii çağrıştırıyor doğal olarak. Bir de şey var, turunç ağaçları var değil mi? Evet, ana yol üzerinde her 2 metrede, 3 metrede bir turunç ağacımız mevcuttur. Mahallelerde evlerin önünde turunç ağaçlarımız. Limonlar, şeyler, mandalinalar falan, portakal bazen. Evet, zeytin ağaçlarımız mevcuttur. Örnek veriyorum, bir ailenin durumu yoktur. Ev sahibini bildirdikten sonra evin önündeki şeyleri yardımcı olur toplaması için. Her zaman o konuda da haklarını helal ederler. Bir de bu turunç ve işte limon, işte portakal gibi ağaçların çok hoş bir kokusu da oluyor değil mi? Daha böyle sonbaharda o meyveler çok görünüyor zaten. İster topluyorsun, istersen zaten toplanmayınca düşüyorlar bir yerden sonra değil mi? Evet, mesela limon olsun çok güzel bir görsel oluyor. Ama tavsiye eder miyim turunçu? Etmem. Acı olduğu için. Çok acı. Evet, bence de acı. Ama şöyle bir şey var. Yeni Pazar pidesinin üzerine mesela değil mi? Turunç sıkarlar mesela. O meşhur olmuş artık. Ayrı bir tat katıyor da. Ben sevmiştim mesela. Turunç şu şekilde sıkıyorlar. Limon sıkmak isteyen de oluyor. Turuncun tadını bilen onlar da. Mesela bizim burada mesela turunçları toplarlar. Turunç suyu yaparlar. Yazın olsun, kışın olsun salataların içlerine, mevsim salatası falan içlerine koyarlar. Anladım. Güzel. Evet, tek içince gerçekten şey oluyor. Biraz acı da oluyor gerçekten. Ve çok çekirdekli bu arada. Evet. Fazla çekirdeği var. Şunu da söyleyelim kapatmadan. Şimdi bu Alabanda Antik Kent olsun, işte Kuvayi Milli Müzesi. Bu arada arıcılık müzesi de vardı yol üzerinde. Evet. Ben henüz görmedim. Sen de galiba görmedin. İsim olarak duydum. Evet, içine girmedik hala. Evet. Arıcılık müzesi var. Böyle birkaç yeni şeyler de var. Onları da görmek lazım. Onları apayrı bir videoda gezi videosu olarak çekeceğiz zaten. Bir de yine apayrı bir Çin'e videosunda da yeme tavsiyelerinde bulunacağız. Son olarak şeyi de söyleyeyim. Sen tabii bir Çin'e fanatiksin ama ben Çin'e gelmeden önce beni biraz uyarmışlar. Demişlerdi ki Çinlilerle çok iş yapma. Çinliler işte para konusunda bazen çok iyi olmayabiliyorlar. İşte iş yaptırırsın ya da bir şey alırsın. İşte parasını vermezler. Şudur budur gibi şeyler duymuştum. Var mıdır öyle kişiler? Yoksa birkaç kişiden dolayı böyle bu genellenmiş bir şey mi? Tabii ki tüm Çinlilerin böyle olması zaten mümkün değil ama böyle bir şey de var sanırım. Sözde var değil mi? Evet var. Şu şekilde söyleyeyim. O karakter meselesi. Anne baba nasıl büyüttüyse o şekilde ilerler. Onlar yüzünden mesela biz bir sıfır yenik gözüküyoruz insanların gözünde. Muğla tarafında, Ortaca tarafında kendi gözlerinde gördüm. İş arayanlar mesela, eleman arayanlar genellikle camlarına elemanı aranıyor ama kesinlikle Çinli olmasın diye yazıyorlardı eskiden. Şimdi artık bilmiyorum nasıl. Vay be, o derece. O derece isim çıkmış gerçekten. Ama ben bu arada çok şükür öyle biriyle, yani öyle birileri tabii ki biraz da mesleğim gereği çok karşılaşmadım ama karşılaşacağımı da düşünmüyorum. Belki o daha eskidenmiş ya da bilmiyorum, farklı kişiler de olabilir. İnşallah denk gelmez öyle kişilere tabii. Hiçbir yer denk gelmez. Sadece Çinli değil de öyle kişilerden uzak duruyoruz ama o Çinliler kötüdür anlamına gelmiyor. Çinliler de o yeri. Çinlileri seviyoruz.
tatlı, sevimli bir ağızla konuşuyorlar. Biraz bize örnek birkaç şey söyleyebilir misin? O zaman ben Ege'liye dönüverem. Bizim buralarda mesela normal konuşma olarak gideceksen gidiver, gitmeyeceksen gidecekler var. Ama Ege'li olarak götürveceksen götürve, götürvemeyeceksen götürveme bana. Bir de doğru, aynen öyle diyorlar. Bir de yapıp duru diyorlar değil mi? Diyorsunuz daha doğrusu. Mesela bir şey yapıyor olduğu zaman, birisi bir şey yaptığı zaman yaptı denilir ama bizim Ege'de yapıp duru bu, neler yapıp duru bu, ne için yapıyorsun sen, yaptığıma kalan bakalım şuna. Oldukça sevimli bir söyleyiş ve bunu çok doğal ortamda yapınca daha da güzel oluyor. Şu an tabii biraz göstermek için bilerek şey yaptık ama. Mesela patlıcana patlıcan demeyiz, badılcan, domatese domates demeyiz, domate. Burada şey var mı, çekirdeğe çiğdem deme olayı İzmir'de var, burada var mı? Genellikle çiğdem denilir bizim buralarda. Evet, böylece biraz Ege ağzına da daha çok Çin'e de duyduğumuz şeyi de tanık olmuş olduk. Yeni videolarda Çin'in yeni özelliklerini tanıttığımız, yiyecek yerlerini ve gezecek yerlerini gösterdiğimiz yeni videolar da yapacağız. Başka ilçeleri de tanıtacağız. Aydın'dan da bahsedeceğiz. O videolarda görüşmek üzere. Adnan, çok teşekkürler katkılarından dolayı. Bu sefer sonu ben yapıyorum. Her zaman Mert Hocam yapıyor. Lütfen beğendiyseniz bir like, takip, şuna basarsanız sevinirim. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler Adnan. İyi günler, bay bay. Çin'e videomuzu Çinliler için özel bir yeri olan değerli şarkıcı Deniz Vardar Yıldız'ın Bir Deli Zeytin Ağacı şarkısıyla tamamlıyoruz. Ses ver, Akdeniz'den Ege'den ses ver, Edremit Ayvalı Çin'den kop gel, dalından sevdiceğim seni ayırmam yarimden.